o mukaddes kelamı yüce buyruklarını vahiy yoluyla bildiriyordu. Bu bir. Yani bu hem Kur'an'da geçen vahiyler burada kastediyoruz. Hem de aynı zamanda Kur'an'ın dışında Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak göndermiş olan bir takım bilgiler vardı. Böyle bir malumat da vardı. Şöyle mesela bir ayet-i kerimeyi hemen hatırlatmak istiyorum. Kıyamet Suresinin 16 ve 19. ayetlerinde şöyle bir husus bize ifade buyuruyor. لَا تُحَرِكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْدِلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِيَا قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Manası şöyle, yani ey Peygamber, Peygamber Efendimiz'e rahmetlenin Mekke döneminde ayet-i kerimede bilerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri ezberlemeye çalışıyor. Yani bir taraftan da لَا تُحَرِكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْدِلَ بِهِ Yani ey Peygamber, sen dilini böyle oynatıp durma, onu ezberlemek için. Neden? Çünkü اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُعَانَ Onu sende toplamak ve onu sana okutmak bize düşer. Biz bunu yapacağız. Yani sen de pek çok deliliğinde burada ifade edebiliriz. Çok sevdiğim. Mesela hikmetin Peygamber Efendimiz'e verilmiş olması. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَلَا اِنِّي اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Dikkat edin. Bana kitap ve onunla birlikte bir benzeri verildi buyuruyor. Yani bununla alimlerimizin hikmet olduğunu ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seviyesi olduğunu ifade ediyor. Efendimiz'in bilgi kaynakları içerisinde ilki vahiy. İkincisi nebevi fetanet. Yani peygamberane akıl demek. Rastgele sıradan bir insanın aklı değil. Yani Allah-u Teala'nın peygamberin aklını, peygamberin mantığını bir manada bu şekilde fetanetle desteklediğini görüyoruz. Yani ona dahi denmez. Dahi insanlar olabilir ama peygambere dahi denmez. Peygamber fetanet insanıdır. Çok ötesi bir şeydir. Yani bir başka ifade وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِنْ قَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُكُمْ Böyle birbirinize seslendiğiniz gibi, yüksek sesle birbirinize seslendiğiniz, birbirinizi çağırdığınız gibi sakın ha onu da bu şekilde çağırmaya kalkmayın. O sizin gibi biri değil. Sonra devam ediyor. اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُهُ وَاَنْ تُمَا تَشْعُرُونَ Bakın hiç farkında olmadan yaptığınız o bütün işler var ya, onların hepsi boşa gider. Ne kadar güzel şeyler yapıyordunuz. Evet. Eğer Peygamber'e karşı böyle bir saygısızlık yaparsanız, hiç farkında olmadan yaptığınız işlerin hepsi boşa gider. Diyerek sahabeye bu şekilde sesleniyor Allah-u Teala. Sonra devam ediyor bakın. Teyit üstüne teyit. Yani Peygamber İslam'a karşı nasıl saygılı olmak gerektiğini. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَقُلُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِالتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Bakın, Allah Resulü'nün yanında, onun huzurunda seslerine ayar vermeye çalışanlar var ya, ben acaba Allah Resulü'nün yanında sesim biraz yükseldi mi diye bunu dert edinen insanlar var ya, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِالتَّقْوَى Allah-u Teala bu insanları takvalarından dolayı imtihan etmiş ve bu insanlar o imtihanı kazanmışlardır buyuruyor. Bunu yapmak, bunu dert edinmek. Ben acaba Allah Resulü'nün huzurunda bir saygısızlık yaptım mı? Sesim yükseldi mi? Biraz sesimin tonu. Ha, sonra lehum mağfiretun ve ecrun azim. İşte bu insanlar imtihanı kazanmışlardır ve onlara bağışlanma vardır ve azim bir mükafat vardır. Ve sonra şununla bu ayet-i kerimelerin neticelendiğini, noktalandığını görüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Bakın bir de olumsuz bir örnek de burada ifade ediliyor. Yani o her odaların arkasından, yani Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında neler vardı? İşte eşlerinin odaları vardı. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı o küçücük kulübeler vardı. İşte o odaların arkasından sana seslenen o insanlar var ya, sesleri çıktığında, avazınca bağıran insanlar var ya, اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Onların çoğu akletmeyen insanlardır. Yani aklını kullanmayan, tabiri caizse akılsız insanlardır diyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا Eğer onlar biraz sabırlı olsalardı, حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ Yani sen onların yanına çıkıncaya kadar, yani onların seninle konuşmak istedikleri bir şey olabilir, vardı belki.
sen odandan kendi iradenle ve sen kendin isteyerek yanlarına çıkıncaya kadar onlar sabretmiş olsalardı وَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Allahu gafurun rahim ve Allah bununla birlikte gafurdur ve rahimdir diye ifade ediyor. Ve en son bu şekilde.